Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Feed Minecraft serimizin 8. bölümüne hoş geldiniz. Bu sefer iki bölüm arasında yaptığım değişikliklerden bahsedemeyeceğim çünkü hiçbir şey yok. Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, şu an yapmaya çalıştığımız şey Redstone Enerji Conduit. Bunun için Enerji Conduit lazım ve bunun için Electrum Ingot ve Hardened Glass lazım. Hardened Glass, bir adet Pulverized Dust ya da Pulverized Obsidian ya da Obsidian Dust ile bir adet Lead'in Induction Smelter'da birleşmesinden oluşuyor. Electrum ise tabi bize doğru yapımını gösterecek mi? Blend'in pişirilmesiyle yapılıyor. Bir saniye. Kapandın mı sen? Ben bu durumda bu resipi değişikliğini kaparım. Daha doğrusu geri açarım. Açarım. Hemen geri dönüyorum. Pardon, benim hatammış. Kendime not. Resipilere daha yakından bakmalıyım. Kesinlikle. Silver ve gold lazım bunun için bize. Gold'umuz var elimizde. Biraz da silver. Ha, yanlış chest. Tin. Gidip 6'şar adet Macerator'ımıza çakalım. Enerjiyi güzel depoluyorsunuz. Ve bir uyuyup gelsem güzel olur. Tabii. Kendime not. Resipilere daha dikkatli bak. Ha, bu esnada odunlarımızı 6 tane obsidiyen misler gibi işimizi görür. Tamam, biliyorum biraz overpower bir şey ancak yarım saat uğraşmak istemiyorum. Tembelliğime verin. Ve bundan da tabii buraya düşmüyor. Buraya düşüyor. Electrum ingot'ımız var. Woohoo! First Electrum ingot. Bu esnada da obsidian dustlarımız elde ediliyor ve kendimize biraz led alalım. 3 tane led. Electrum pişiyor. Ve esnada Induction Smelter'ımıza artık birer tane mi kullanıyor? Recipes. Aa, birer tane kullanıyor ama iki tane elde ediyormuş. Tamam. Greytek onu da bu kurcalama diyecektim de. 3 tane daha ihtiyacımız var. Yani kısacası daha... tamam. Bu güzel bir şey. Daha az obsidiyanla daha fazla Hardened Glass elde edebiliyoruz. Güzel. Güzel, güzel. Bunu sevdim. Şimdi bize... Tabii ki de içeride unuttuk. Biz hazır gelmişken. Kaç tane lazım? Bu kadar yeter.
Redstone'umuz da var. Bu arada bu Liquid Transposer ve Liquid Transposer ve Magma Crucible setinden bir tane daha yapmamız gerekecek. O da Molten Ender için. O da Tesseract yapımında kullanılacak. Gerçi bu seti direkt şuraya falan taşıyacağız. Bu motorları ileride kaldıracağız. Bu motorlarla işimiz bitecek ileride. Sebebine gelecek olursak ileride yani çok çok yakın bir zamanda aslında yeterli iron'ımız olduğunda aşağıya bir yani dev bir steam boiler döşemeyi planlıyorum. Bu arada Industrial Blast Furnace Copper kaç tane? 3 tane. Rolling machine gerekecek bir tane. Advanced machine block. Normal circuit ve 2 adet induction smelter. Furnace. Ama bunu çalıştırmamız için adın neydi senin? Tabii bunu buradan bulmamız gerekecek. Ha. Blok. Aa, dur. Yanlış şey. Ha, standart. Standart machine kaç tane gerekecek bir hesaplayayım hemen. Ha, hatırlayamadım. O halde ne yapıyoruz? Industrial Blast Furnace'ımızı yapıyoruz. Tabii bundan önce bir şey daha yapmamız lazım. Rolling Machine. Bunun için 4 piston, bir crafting table. Ve 4 iron lazım. Siz gelin. Kova sunumuz var. Siz şimdilik şuraya gitseniz olur. Asıl dustları ben direkt şuraya koyayım. Sen de gemsin. Iron'umuzu aldık. Başka ne lazım? Hiçbir şey. Redstone. Elimde olması lazım mı? Tabii buraya attım. Evet. Tabii piston için başka bir recipe daha olması lazım şu an. Bronze'la yapabiliyoruz, alüminyumla yapabiliyoruz, reinforced iron'la yapabiliyoruz, steel'le yapabiliyoruz, titanium'la yapabiliyoruz. Ancak bunların herhangi bir kazancı yok. Hatta bazıları daha pahalı bile. Mesela reinforced iron. Kobalstonlarımı neden uzağa taşıyorsam? 1, 2, 3, 4. Rolling Machine bir Railcraft item'ı fakat diyeceksiniz Railcraft item'ının gidip de bir Buildcraft item'larıyla ne işi var? Yani demeniz gayet doğal bir şey. O da onun olayı. Bir adet daha conductive pipe alalım. GravTech o konuda da recipe değişikliğine gidiyor. Ve bazı şeyleri sadece ha, siz hazır olmuşsunuz. Güzel. Ve enerjimiz de boşa gitmiyor. Ama bunları kapayacağız. Çünkü şu an bir şeyin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Doğrusu bir şeyi başka bir şeyle değiştirmemiz gerekiyor. Artık bunlara ihtiyacımız yok. Çünkü bunlar hem çirkin hem patlayabiliyorlar. Hem de şimdi döşeyeceklerim kadar fazla enerji taşıyamıyorlar. Şimdi döşeyeceğim arkadaşlar Redstone Energy Conduit.
Hem inanılmaz derecede akıllılar. Hem conductive pipe'lara göre çok daha fazla enerji taşıyabiliyorlar. Hem de hiçbir şekilde patlamıyorlar. Ve çok daha güzeller. Ve tabii ki de smooth stone'umuz yok. Ama burada var. Tabii motorlarda gerekiyor muydu hatırlamıyorum ancak işi garantiye alalım. Tabii bunları gene kırmamız gerekecek. Şu mavi konumdayken bağlı olduğu yere enerji veriyor demektir. Turuncu şekle getirdiğimiz takdirde bağlı olduğu yerden enerji çekiyor demektir. Ve voila. Hiçbir şekilde patlamayan, çok daha fazla enerjiyi çok daha rahat bir biçimde taşıyabilen, daha da gelişmiş itemlarımız oldu ve Blast Furnace. Nikele ve Copperite. İlginç bir ses mi duydum? Ama lanet şey 3 tane üretiyor. Ve o yüzden burada Greg çoğu değişik recipe'yi de değiştirdi. Bu yüzden mesela storage block yapmak için rolling machine'e ya da pardon kompresöre ihtiyacımız var. Ayrıca rolling machine'in ilginç bir özelliği son recipe yani son itemlar son birer tane kalmışsa eğer o recipe'yi yapmıyor. Bir adet şablon olarak saklıyor bunu. Buna tıkladığımız takdirde bunu yapmaya başlıyor. Bu sayede bunu bir auto crafting table olarak da kullanabiliyoruz. Ama sadece bunun recipe'leri için. Bunun dışında mesela mixed metal ingot'ı sadece bunda yapabiliyoruz artık. Tabii shift click'i bunun sıkıntılı olduğu için. Başka nelere ihtiyacımız var? 6 adet karbon plate'e. Bunun içinde bir saniye. 6 adet karbon plate'i hesaplayacağım. 2 adet bu. 12. 2, 4 daha. 48. Tamam. 48 adet. O. Tam sayı. Süper bir olay. Evet. Bu yapıla dursun. O esnada biz de ne yapalım? Bunlar şimdilik böyle kalabilir. Blast Furnace'ımızı yapacağız şimdilik. Ondan sonra kaç tane case'e ihtiyacımız olduğunu hesaplayacağız. Çünkü Greytech'in bu case'e ihtiyaç duyan makineleri içlerinde case'lerin mimarisini de gösteriyor. Blast Furnace'ın güzel yanı case'inin herhangi bir özel maddeden yapılmasına gerek yok. Herhangi bir case malzemesi olabiliyor. Ve tabii isimlerini gene unuttum ben. Tamam. Standart, Reinforced ve Advanced var. Standart gördüğünüz gibi şu şekilde yapılıyor. Refine Iron. Bu arada bolca da Refine Iron'a ihtiyacımız olacak. Ben şimdiden pişirmeye başlayayım. Rainforest aynısının steel ile yapılanı ve advance'larla yapılanı. Bu ise highly advanced, hani yüksek gelişmiş ve bu titanyum ve krom gerektiriyor. Anasının dadasının dadası. Kısacası olay bu ve bunlara da yavaştan ihtiyacımız olmayacak. Ve bir ara mining'e çıksam çok da süper olabilir. Yok, şimdi 32 tane pişireceğim. 32 tane herhalde işimizi görür. Umuyorum. Yok, görmez. Kullanacağız zaten. Oysa da bunlar nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. 4 tanemiz oldu.
Ayrıca hazır bunlara değinmişken bir şey daha yapmamız lazım. Mixed Metal Ingot. Mixed Metal Ingot'ı normal eski recipe ile de yapabiliyoruz. Bunun dışında brass kullanabiliyoruz. Üste demir yerine nikel kullanabiliyoruz ve bu daha verimliymiş la. Altta zinc kullanabiliyoruz. Tinden. Bronze, invar kullanabiliyoruz. Gene içte brass kullanabiliyoruz. Titanyum kullanabiliyoruz. Vesaire alüminyum kullanabiliyoruz. Tungsten Come here my tungstens. Da dur. Tungsten. Tungsten. Tungsten ingot. Ama blast furnace lazımmış. Ayrıca amplifier olarak da kullanılabiliyor. Tungsten hayallerimiz yere düştü. Bunun yerine nikel kullanacağız. Şimdi nikel bize kaç tane veriyor? Brass kullanmak sanki daha mantıklı gibi geldi. Tinimiz var mı elimizde? Şurada bir yerde olacaktı. Yok. Biraz da kömür lazım. Tamam, bu kadar yetecek. Doğru. 3 tane koymuştum, tamam. Son set burasımız. Ve Mixed Metal ingotlarımız da hazır. Artık 3 tanesi hazır ama. Zaten bunlar da hazır değilmiş yeterince. Yanlış makineye tıklıyorum. Şu an az enerji alıyor. Bu arkadaşlarım bunları çekecek kadar enerji üretmediği gibi gerçek söz konusu. Neyse şimdilik sizleri sen nasıl gidiyorsun? Ne olur sen süpersin. Oysa da bizim refine ayrımlarımıza bakalım. Seni şimdilik devre dışı bırakalım. Bu arada şu şekli getirdiğiniz takdirde de bunu devre dışı bırakmış oluyorsunuz dolaylı bir yoldan. Çünkü içine enerji alamıyor. Ve bu enerji veren bir alet olmadığı için herhangi bir enerji de veremiyor. Dolayısıyla da bunu enerji sisteminden devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve şu an tüm enerji bu ikisine gidiyor. Bir de şuna gidiyor da artık gitmiyor. Diğerleri enerji durumuna bakalım. Mükemmel. Şu an 5 yaklaşık 5 EU'muz bunlara gidiyor tamamen. Ve istediğimiz şey de buydu. Bu esnada siz ne yapıyorsunuz? Ha.
Şimdi gelelim. Industrial Blast Furnace. Tabii önce Electric Furnace da yapmamız gerekecek. Rubber. Copper. Bakalım başka circuit gerekecek mi? İki set daha. Ama iki set çıkmadı. Şimdi sana gelelim. Iron Furnace. Şuradan normal Iron'ımızı da alalım. Kobalstone'um ne durumda? Güzel. Bunu Iron Furnace'a upgrade edelim. Şimdi başka ne gerektiriyor? Seni direkt şöyle dizebiliriz. Ama bir şey unuttum. Ben bir şey unuttum. Elektrum ingotumuz var. Elektrum ingotumuz var. Redstone'dan ve Refine Iron'dan tasarruf edebiliriz bu şekilde. Ve Redstone'u daha önemli bir şey için kullanabiliriz. Evet. Ve sırada ne gerekecek bize? Bunlar tamam. Siz geçin. Evet, bunları kapatabiliriz artık. Bunlar olurken ben de 3 adet machine bloğumuzu yapayım. Ve bunları upgrade edeceğiz. Ama şu an tüm malzemeler elimizde yok. O yüzden şunları bekliyoruz. Yani ve tabii bu şekilde atmıyorduk. Ben de diyorum neden bir fazlalar. Tabii ileride bunları upgrade edebilirsiniz ya upgrade slotlarıyla ya da burada kurulu olan Advanced Machine moduyla mesela Induction Furnace normal Industrial Craft'ın kendi eklediği tek Advanced makine. Macerator diye arattığınızda burada Rotary Macerator diye de bir şey çıkıyor. Ve bunun çok daha hızlı versiyonu. Bu arada neden bu Blast Furnace'la gitmedim? Magrim and Cream bulmakla uğraşmak istemedim. Tüm olay bu ve bunun crafting'i daha eğlenceli. Kesinlikle. Daha mı hızlı daha mı yavaş henüz öğrenemedim. Ama öğreneceğim. Ama bu makine kesinlikle copper düşmanı. Neyi yanlış yaptım? Bunları ters koydum. Ve 2 adet circuit'imiz. Seni de alalım. Sen yiyir. Verirsiniz. Ve yatalım bir. Tabii bunu normalde evin altına koyacağız. Normalde evin altında olacak ancak şimdilik bunu nereye koyabiliriz?
4 kat yüksekliğinde olacak. Tamamdır. O zaman 9, 18. Otuz dört adet standart machine casing lazım. Bunun içinde en ucuzu bence aslında değil ama gold kullanmayı tercih ederim. Dokuz adet bunlara ihtiyacımız olacak. 18 adet circuit'e ihtiyacımız olacak. Tamam, gold'umuz varmış zaten. 9 adet. Ama glass'ımız yok. Sentlerin hepsini pişirelim ve motorları çalıştıralım. Siz de gelin buraya. Bu arada sıvı taşıma işini de birazdan değiştireceğiz. Bu demin gösterdiğim pipeların sıvı versiyonları da mevcut. Yani sıvı taşıyan versiyonları da mevcut. Öncelikle planımızı oluşturalım şurada. Ve bu bence 9'a yetmeyecek. Bu iron sayısı. Bu yapım kesinlikle iron'larımızın ve copper'larımızın icabına baktı. Ama neticede iron çok kullanılan bir maden olduğu için şikayet edemiyoruz. Derp. Ardından da sand. Evet, 5. 4 tane daha ihtiyacımız olacak. Ve bunları yaptıktan sonra sanırım bölümü bitirebiliriz. Burada bir tane daha var. Bu çelik üretmemizi sağlayacak bir makine neticede. Ve çelik çok işimize yarayacak bir şey. Ama bunun için bir de coal dust'a ihtiyacımız olacak. Biraz da o zaman call macerate edeyim. Zaten ileride de lazım olacak. Tamam, burada bir 3. Tamamdır, bu işimizi görüyor. 9. Bunun dışında refine iron ve circuit. Sanırsam refine iron'larımız işimizi görmeyecek. Ve rubber'larımız da. Elektronumuz da yok. Aslında gidip elektron yapayım ben. Kötü bir matematik yapmış bile olabilirim. Ama umurumda değil. Ve sizi alalım buradan. Ben bunlar hazır olunca dönüyorum. Ve ben geldim. On sekiz adet elektrik circuitimiz.
Machine casing'imiz. Ve evet, refine iron'ımız kesinlikle yetmeyecek. Machine casing'lerimizi nereye koymuştuk? Ha, buraya. Ben de biraz daha iron pişiriyorum. Hatta azıcık daha hızlı olsun diye. Ve artık sesime ne olduysa. Bir kısmını gidip burada yapacağım. Şimdi normal hazır elimizde zaten sand bitmişken normal stone'ları buraya koyayım. Şu an kaç tane yapabiliyorum? 12 tane yapabiliyorum. Bunları dizmeye başlayayım. Normal önceden dizdiğim bir makine olan adını unuttum. Ha, Coke Oven. Onu nasıl dizdiğimi görmüştünüz. Aynı şeklin 3 katlısı. Daha doğrusu 4 katlısı. Normal Blast Furnace da o şekilde yapılıyor. Tabii siz normal Blast Furnace neyi onu bilmiyorsunuz daha. Normal Blast Furnace, Railcraft'ın eklediği bir Blast Furnace. Fakat hem çok fazla yakıt tüketiyor hem de bundan daha yavaş. Bu hem yapımı zevkli olduğu için hem de çok daha hızlı olduğu için bunu tercih ettim. Dolayısıyla da bunu kullanıyorum. Tabii onu da yapacağım ilerleyen zamanlarda. Onun sebebi biraz daha hız için. Ve şunları da dizdikten sonra bir uyusam çok süper olacak. Bu arada tekrar bir bahsedeyim. Greg Tech'in bu arkasına bir casing getiren makinelerinin güzel yanı şu yanda nasıl bir casing ihtiyaç duyduklarını söylüyorlar. Bu en alt kat, burası ikinci, üçüncü ve dördüncü kat. Şu kırmızı nokta içi boş demek ya da içi lav dolu mu demek acaba? Öğreniriz. Eğer renksizse bunlar herhangi bir tane olabilir demek, herhangi bir casing olabilir demektir. Ama bazıları renkli oluyor ve onlar hangileri olduğu anlamına gelir. Renklerine göre standart mı, reinforced mı yoksa advanced mı olduğu anlaşılıyor. Bu standart reinforce ya da advance oluşu bu blast furnace'da performansını etkiliyor. Şu yeşil kısım ise blast furnace'ın kendisi oluyor. Evet. Tabii kapıyı girmeden önce kapadım. Süper bir dehayım. Ve şunları da alıp yatayım. Eğer hala... Bu arada eğer arkadaki casing, lanet, tamam değilse, şurada gördüğünüz gibi incomplete machine casing der. Bunun anlamı tamamlanmamış demek. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu lavda gerektirebiliyordu. Tamam, gerektirmiyormuş. Ve heat capacity'yi gösteriyor. Bu... kullanacağınız malzemenin kalitesini arttırdığınızda artıyor. Ve o da makinenin performansını etkiliyor. Elimizde casingler arttı. Bunları ileriki yapımlarımızda kullanacağız. Evet. Şu an steel elde edebiliriz. Ve elde edeceğim de biraz. Sen dur. Hemen 2 saniye şunun recipe'sine bakıyorum. Reinforced iron kullanabiliyoruz. Bunun dışında bronze elde etmenin başka bir yolu. Brass elde etmek çok daha rahat olabilir bunda belki. Refine iron gerektiriyorsun. Tamam, anladık. Bunun dışında invar ingot elde etmek de bunda daha zahmetsiz. Ayrıca iron ore ve kalsiyum karbonatı kullanırsanız reinforced iron elde edip 3 tane reinforced iron elde ediyorsunuz. Invar elde etmek de daha rahat. Evet. Normal iron kullandığı bir recipe yok galiba. Tungsten bu arada. Hot tungsten. Oo.
Dal seni. Güzel güzel güzel. Stil ve tungsten. Dışında alüminyumu, titanyumu da, kromu da. Evet. Sanırım bunu burada saklasam ya da duvara falan geçirsem güzel olabilir diyeceğim de duvarım o kadar kalın değil. Bunun dışında silikon plate elde etmenin yolu da bu. Ve silikon plate solar panelimiz için gerekli. Evet. Elimizdeki kalan refine iron'ları alıp burada hiç kaldı mı? Kalmamış. Burada iki tane kaldı. Sende kaldı mı? Üç tane kaldı. Tamam. Bunları alıp steel'e çevirelim. Bu arada bunun yavaş olduğunu söyleyebilirsiniz. Enerji yeterli değil sana. Evet. Bunu kullanmadan önce daha gelişmiş bir enerji hattı oluşturmamız gerektiğini öğrendim. Neyse. Onu da bir sonraki bölümde yaparız artık. Köfteyiz köftedenin günler, iyi eğlenceler.